Menakıbı Cihar Yari Güzin Dört Halifenin Üstünlükleri Seyyid Eyyub bin Sıddık 37. Menakıb Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri İslam'ı aşikare eylediği vakitte alemin zulmeti cemali ile münevver oldu. Her tarafa elçiler ile mektuplar gönderdi bütün insanları karadan ve denizden, dağ ve ovadan Allahü Tebareke ve Teala Hazretlerine davet etti. Dıhiye radıyallahu teala an Hazretlerini name mektup ile Rum şahı Kayser'e gönderdi. Dıhiye radıyallahu an Rum diyarına vardıkta Kayser'e haber verdiler. Mekke-i Mükerreme'de peygamberlik davası eden Muhammed Mustafa'dan sallallahu teala aleyhi ve sellem elçi gelmiştir. Kapıda durur. Rum Kayseri çağırın içeri gelsin dedi. Dıhye radıyallahu anh der ki ben içeri girdim. Mektubu Kayser'e sundum. Kayser mektubu benden alıp ayağa kalktı, başı üzerine koydu, gözlerine sürdü ve öptü. Sonra mektubu açtı, önüne koydu. Davul ve köz çalınmasını söyledi. Cümle reayası, devlet adamları toplandılar. Kayser, hatiplerin minbere çıktıkları gibi yüksek bir yere çıktı. Zira minber yok idi. Sonra, yüksek ses ile dedi ki, Ey kavmim! Bilin, ve âgâh olun ki, o mert ki, Mekke-i Mükerreme'de risalet davası eder. Bu mektubu bize göndermiştir. Cümlemizi, hak dinine davet etmiştir. Siz ne dersiniz ve ne cevap verirsiniz? O kavm, birden feryat edip bağırdılar. Dediler ki, sen Nasara dinine kötülük yapmak istersin ve başka bir dine girmek istersin. Kayser dedi ki, elem çekmeyiniz. Muradım sizi tecrübe etmek idi. Göreyim, dinlerine nusret ederler mi? Geri dönün, selametle evinize varınız. Kayser de kalkıp sarayına vardı. Dıhye, radıyallahu anh der ki, bir gün Kayser beni çağırdı. Kayser'in yanına vardım. Yalnız idik. Elimi tutup sarayına iletti. O saraydan içeride bir başka saraya götürdü. Sonra bir odanın kapısını açtı. Gayet süslü ve çok insan suretleri o odada nakşedilmişti. Bana dedi ki: "Ya Dıhye, bu 313 nebi'nin suretleridir ki İsa aleyhisselam bu duvarda nakşedilmiştir." Dıhye der ki: "Ben o suretlere nazar ederken Bakarken Naga Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin Hilye-i Şerifine gözüm takıldı. O suretler resimler arasında 14. ayın yıldızlar arasında parladığı gibi parlıyor idi. Ben dedim ki bu bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin sureti şerifidir. Kayser dedi, doğru söylersin. Ben de kitaplarımızda böyle buldum. Dıhye der ki, baktım, o servenin sağ yanında bir suret gördüm, oturmuş. Kayser bana dedi, bu kimdir? Ben dedim, Ebu Bekri Sıddık'ın suretidir. Sol yanında oturmuş birini gördüm. Yüksek ve heybetli, uzun boylu idi. Kayser dedi, bu kimdir? Ben dedim, Ömer bin Hattab'ın suretidir. Kayser dedi, ben de kitapta böyle bulmuş idim. Birini dahi gördüm, önünde haya ile oturmuş. Kayser dedi, bu kimdir? Ben dedim, Osman bin Affan'ın suretidir. Kayser dedi, ben de kitapta böyle bulmuş idim. Birini dahi gördüm, ardında dal kılınç olmuş durur. Kayser dedi: Bu kimdir? Ben dedim: Ali bin Ebi Talib'in suretidir. Kayser dedi: Doğru söylersin. Bizim kitabımızda da böyledir. Dıhye der ki: Mekke-i Mükerreme'ye döndüm. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem huzuru şerifine vardım. Kayser'in kıssasını haber verdim. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki Kayser doğru söylemiş. Kayser doğru söylemiş. Ya onlar beni ve benim hesabımı bilirler. Amma ezeli şekavet, bedbahtlık ki onlara erişmiştir. Zaruri olarak mahrum olup cehennemlik olurlar. 38. menakıb. Ey Müslümanlar, muvahhidler ve sünniler. Bu makamda çok şirin bir kelam edelim. İnşallahü Teala. Malum ola ki her ikbal ve devlet, salah ve saadet çok ve az Allahü Teala alemde halk etmiştir. O devlet, ikbal ve salah ve saadetin aslını ve beyanını dört şeyde koymuştur. O cümlenin hududunu ve sayısını Allahü Tebaake ve Teala Hazretlerinden gayrı kimse bilmez. Lakin o miktar bu halde bu fakir ve biçarenin fehminde ve ilmindedir. İşitin ve hatırınızda tutun. 1. Allahü Subhanahu ve Teala çok memleketlerde zamanın salahını düzenini dört şey ile temin etmiştir yaz kış bahar göz 2 dünyanın salahını dört şeyde koymuştur nebiler aleyhimüsselam ve alimler hakimler ve bezirganlar tüccarlar 3 cennetin salahını dört şeyde koymuştur. Altın ve gümüş, cevher ve nur. 4. Cehennemin sıkıntısı, dört şeydedir. Bent, zincirden bağ, bukağı, gul, demir tasma, çah, ateş kuyusu ve zulmet, karanlık. 5. Gökyüzünün büyüklüğünün, yüksekliğinin salahını dört şeyde koymuştur. Yani düzeni dört şey iledir. Yıldız, ay, güneş ve melekler. 6. yer bostanının, yeryüzünün salahını, düzenini dört şeye bağlamıştır. Toprak ve su, ateş ve rüzgar, yel. 7. Kur'an-ı şan dört şeyden hasıl olmuştur. Harf ve kelime, ayet ve sure. 8. İmanın keşfinin salahını dört şeye bağlamıştır. Sabr ve yakin, cihat ve adl. 9. İman ve sabrının salahını dört şeye bağlamıştır. Havf, korku ve şevk, zühd ve murakabe. 10. İman yakîninin salahını dört şeye bağlamıştır. Hikmet ve basiret, gayret ve sünnet. 11. İman cihadının salahını dört şeye bağlamıştır. Emre maruf ve nehyi münker, hamiyet ve salabet. 12. İman adlinin salahını dört şeye bağlamıştır. Fehm, ve ahkamı İslamiye, ilm ve hilm. 13. Merdin, erkeğin kurtuluşunu dört şeye bağlamıştır. Yani kişinin saadetini dört şeye bağlamıştır. İyi adı olmak, iyi bahtlılık, tevadu ve kanaat. 14. Kadının salahını dört şeye bağlamıştır. Yani kadının iyiliği, dört şey iledir. Gayret ve iffet, setr ve emanet. 15. Aklın salahı dört şey iledir. Uygunluk, şükredici olmak, sakınıcı olmak ve iyi işli olmak. 16. Tabiatin salahını dört şeyde koymuştur. Tabiatin düzeni dört şey iledir. Hararet, sıcaklık, burudet, soğukluk, rutubet, nem ve yubuset, kuraklık. 17. Dinin salahı dört şey iledir. Namaz ve zekat, oruç ve haç. 18. Namazın salahı dört şey ile meydana gelir. Kıyam, rükû, secde, kâde-i 19. Zekatın salahı dört şey iledir. Verici ve alıcı, nisap ve hamul, mal. 20. Orucun salahını dört şeyde koymuştur. Oruca niyet ve imsak ve kabiliyet vakt. 21. Haccın salahını dört şeyde koymuştur. İhram ve vukuf Tavaf ve say. 22. Gaza etmenin salahını dört şeyde koymuştur. Kuvvet ve gayret, şehamet ve şecaat. 23. Farzın salahını dört şeyde koymuştur. Şart ve rükn, ebaz ve heyet. 24. İnsanın düzeni dört şey iledir. Yiyecek, içecek, giyecek ve ev. 25. Dünyanın salahını dört şeyde koymuştur. Hilat, hürmet, muhabbet ve meveddet. 26. 124 bin nebinin aleyhisselam salahı dört peygamberdedir. Adem, İbrahim, Musa ve Muhammed Mustafa ala nebiyina aleyhissalatu vesselam 27 Gökten inen kitaplar dört tanedir. Tevrat ve İncil, Zebur ve Kur'an-ı Şan. 28. Şehadet kelimesini dört kelimeye koymuştur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. 29. Sure-i İhlas'ın salahı dört ayette yerleştirilmiştir. Kulhü, Allahü, Lem ve Lem. Otuz. On sekiz bin alemin salahını dört şeyde koymuştur. Arş ve kürsi, leh ve kalem. Otuz bir. 99 esma-i hüsnanın salahını dört isimde koymuştur. Evvel ve ahir, zahir ve batın. 32. Yedi kat göğün ve yedi kat yerin ehlinin hal ve bağlantısının salahını dört kimse de koymuştur. Cebrail ve Mikail, İsrafil ve Azrail. Aleyhisselam. 33. Ulvi ve sufli alem ehlinin salahını dört şeyde koymuştur. Hareket ve sükun, içtima ve iftirak, toplanmak ve ayrılmak. 34. Alimlerin salahı dört şey iledir: hak söylemek ve nasihat etmek, ilmi büyük tutmak ve bildiği ile amel etmek. 35. Müteallim, talebelerin salahı dört şey iledir: hakkı işitmek, nasihat kabul etmek, ilm üzerine konuşmak Alimi büyük tutmak. 36. Padişahların salahı da dört şey iledir. Vilayet, asker, vezir ve hazine. 37. Reayanın salahı dört şey iledir. Sultanın adaleti, infak, ülfet, dostlar arasında ve düşmanlardan emin olmak. 38. Zahirin salahı dört şey iledir. Göz ve kulak, el ve ayak. 39. Batının düzeni de dört şey iledir. İlm ve akl, havf ve reca, korku ve ümit. 40. Abdest dört şey ile tamam olur. Yüzü yıkamak ve kolları yıkamak, başını meshetmek ve ayaklarını yıkamak. 41. Ayların salahını dört şeyde koymuştur. Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. 42. 18 bin alemin din ve ibadetinin salahını Cihar Yarı muhabbetinde koymuştur. Bunlar Emirül Müminin Ebu Bekr Sıddık, Emirül Müminin Ömerül Faruk, Emirül Müminin Osman bin Nureyn Emirül Müminin Aliül Mürteda'dır. Radiyallahu Teala anhü ecmaîn. Bunların hepsini tafsil ettik. Her dörtten biri yerine getirilmez ise veya birisi olmaz ise o şey zayi olur ve harab olur. Eğer Allahü Teala muhafaza etsin bir bedbaht ve bir devletsiz ve rezil ve bir aşağılık bir utanmaz ve yüzü kara zerre kadar bu dört yare buz ve adavet ve düşmanlığı beğense ve kalbinde ona yer etse dünyada ve ahirette hüsranda ziyanda melun ve bahtsız olur dünyada ve ahirette hüsran o kimseler içindir